Koymuyor mu abi açıkçası? Mayıs 2023 seçimlerinden sonraki ekonomi politikaları 31 Mart seçimlerine damga vurdu. Enflasyonla mücadelede fatura ücretlilere kesildi. Aynı oranda servetlerden tasarruf ve fahiş fiyatlamaya müdahale edilmedi, yüksek enflasyonun yanına durgunluk eklendi, 9 ay içinde seçim sonuçları tersine döndü. Mayıs 2023'te yapılan genel seçimlerden birinci çıkan AK Parti, çok istediği İstanbul ve Ankara'yı alamadığı gibi Bursa, Balıkesir ve Denizli gibi üretici şehirlerini kaybetti. Böylece 2002'den bu yana ilk kez seçimden birinci parti olarak çıkamadı. Koronavirüs salgını, küresel ekonomik kriz ve ardından depremin yarattığı ağır ekonomik sorunlara çözüm üretemeyen AK Parti hükümetine seçmenden sert uyarı geldi. Türkiye'nin ekonomik çıkarlarının döndüğü belli başlı büyük şehirlerde seçmen AK Parti'ye görev vermedi. Mehmet Şimşek'in bakanlığa getirilmesiyle rasyonel yöntem olarak dile getirilen politikalarla ücretli çalışanlar ve emeklilerin önüne kemer sıkma konulurken servet sahiplerine kemer sıktıracak gelir vergisi veya enflasyon ortamında fahiş fiyatlamayı önleyecek piyasa müdahaleleri tercih edilmedi. Mayıs 2023 seçimlerine girilirken yıllık enflasyon oranı %38 düzeyindeydi. Enflasyonla mücadele yöntemi olarak seçilen sıkılaştırma politikaları ise çare olmadı. 31 Mart seçimlerine Türkiye İstatistik Kurumu verisiyle %67'lik enflasyon oranıyla girildi. Gıda fiyatları dünyada %0.7 düşerken Türkiye'de %71 arttı. Seçmen iktidara tepkisini 3 farklı şekilde ortaya koydu. İlk kesim sandığa gitmeyerek tavır aldı. İkinci kesim tepkisini geçen seçimde ittifak içinde olan Yeniden Refah Partisi'ne oylarını yönlendirdi. Üçüncü kesimse AK Parti karşısında kazanma ihtimalini yüksek gördüğü CHP'ye oy vererek tepki gösterdi. Bu durumsa akıllara halk yağmurdan kaçarken doluya mı tutuldu sorusunu getirdi. Kent ittifakı söylemiyle CHP DEM Parti ile bazı il ve ilçelerde işbirliği çok tartışıldı. Ancak CHP'nin Bursa, Balıkesir, Afyonkarahisar, Denizli, Kırıkkale gibi kazandığı illere bakıldığında seçimlerin kazanılmasında DEM işbirliğinden ziyade kötü ekonomi yönetiminin belirleyici olduğu görüldü. Şimdi gözler seçim sonuçlarını irtifa kaybı olarak gören Erdoğan'da. Güvenim tamdır dediği küresel güçlerin beğendiği Mehmet Şimşek'le uyguladığı ekonomi politikalarına devam mı edecek, yoksa üreticilerden gelen mesaja uygun mu hareket edecek?